Evet sevgili dostlar, yeni bir konsept geliştirdik. Sen ufak az sessiz söyle, ben biraz daha sessiz söyleyeyim. Aynı şeyleri tekrar etmeye devam edelim. Yeni bir konsept geliştirdik. Daha bismillah demeden bu gerginlik diye sorarlar. Sen de cevap verirsin, niye diye cevap verirsin. Şu anda konuk olarak bir yerdeyiz, neredeyiz? Neredesiniz? Çukurcuma. Faik Paşa'nın kursu, 25A, Hava Design. Hava Design. Evet. Hava Design'den iyi günler diliyoruz. Bir cumartesi, Çukur Cuma'da, muhteşem bir yer, enerji çok yüksek bir yer. Eskiden ben hep şey diyordum, enerjisi çok yüksek falan filan derdik. Biz de tabii ki doğal olarak hafta sonları sizler gibi tatil yapma arzusu olan insanlarız. Ve bugün havaya geldik. Aslında havayla bizim tanışıklığımız uzun yıllara dayanır. Uzun yıllar dedim, dün. Dün öğleden sonra hasbelkader. Çok sevdiğimiz ortak bir arkadaşımız var. Sen de konuşacaksın birazdan. Hayır, sen nokta koy, unutma ne söyleyeceğini. Ben küçücük bir bilgi vereyim. Evet. Bundan sonra her cumartesi ya da pazar, yani hafta sonu bir gün bizim beğendiğimiz, yani kuzenle beğendiğimiz böyle otantik ya da değişik ya da marjinal ya da sıra dışı ya da kendisinden sadece bir tane olan mekanları keşfetmeye ile ilgili bir konsept. İlk burası, number one, bu burayla başlıyoruz. Evet. Aslında diğer ismi neydi buranın? Kafe Artista. Kafe Artista çok... Artistan mı? Artista. Evet. Kafe Artista. Dün bir grup bulduk. Grubu vardı zaten. Biri geçti şu anda. Çok başarılı. Hatta yani dışarıda şey yazıyor, Havva by Gül Tuncalı yazıyor. Evet. Müthiş bir yer, şöyle bir yer, tamamen tarih kokuyor. Evet. Kuzenin de dediği gibi enerjisi çok yüksek bir yer. Evet, devam et. Tüm sevimliliği yine üzerinde. Mesela bir vitrin görüyorum şu anda. Değişik masalar görüyorum. Onları da göstereceğiz size. Müthiş. Tarih kokan mobilyalar var. Eskitilmiş değil bunlar. Hayır. Tarih. Çok eski senelere dayanan, üstünde yaşanmış, hakikaten çok insanların iyi veya kötü anıları olan, gene hep bu dokuda, bu tarihi yapıdan ele alınmış, buraya getirip canlandırılmış, hayat verilmiş. Vallahi sevgili Gül, vallahi çok iyi olur ha. Senin diksiyonun bizden de iyi Gül'ün diksiyonu. Evet. Bu konuda kurabiye yiyelim mi? Buranın kurabiyesi çok güzel var. Buranın şöyle bir özelliği de var. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. El yapımı, ev yapımı, özel kurabiyeler, pastalar mevcut. Bizim Özkan benim yardımcım ve ortağım aynı zamanda. Onun elinden çıkar. Evet. Her gün taze. Sadece değil, labidonun takım başka tırnaklarımız da var. Mesela? Çıtırlarımız var. Şey gördüm de. Fındık ezmeli. Günün spesiyali diye bir şey yok. Spesiyali de buranın turistik özellikler taşımasından dolayı gelen turistler çok iyi gösterdiği için bir Türk mutfağından değinmek adına güzel bir zeytinyağlı yaprak sarması. Spesiyelimizde haftadaki gün veriyoruz. Diğer iki günde bir somun ekmek ve çok güzel bir lezzetli çorba veriyoruz. Evet. Çok bir fazla detaya açılmıyoruz. Esas konseptimiz Fazıl Bey'in Türk kahvesidir. Çok lezzetlidir ve çok eski bir kahvedir. Evet, Fazıl Bey'in Türk kahvesi. Her türlü sakızlı, çikolatalı, klasik olarak servisinde sakız reçeliyle beraber eşlikte dediği gibi sevgili. Çok henüz tadamadık, kuzen tattı. Evet, muhteşem. Burada şöyle bir özelliği var, dediği gibi Fasıl Bey'in kahvesi. Burada kendi çayınızı yudumluyorsunuz, evet. Kahvenizi yudumluyorsunuz. Biraz dikkat edin, bunları sakın kırmayın. Sanırım tanesi 10.000 dolar. Sonradan cüzdanı, kredi kartlarını burada bırakmayın. Öyle bir sıkıntısı var. Bir de fiyatlardan bahseder misin? Çay, kahve. Fiyatlarımız şöyle, ben çok fazla yüksek tutmak istemedim. Buranın konseptine biraz daha aşağıda kalıyoruz, farkındayım. Fakat önemli olan bunları sevdirmek ve bu lezzeti hep beraber ortaklaşa paylaşmak. Onun için kahvemizin fiyatı 5 lira. Türk kahvesi fincanı olarak. Nescafe olursa yine 5 lira, Amatör için veya Petekar olursa 6 lira.
Kek dilimlerimiz yine 5 ve 6 lira arası değişiyor. Tuzu tabağımız aynı şekilde. Dikkatimi dağıtıyorsun. Böyle spesiyel bir minüsü olursa da gene en fazla 7 lira. Yani bizde böyle 8 liraya aşan hiçbir şey yok. İstiyoruz ki herkes gelsin. Buradaki evde otursun, şurayı solursun. Bilgisayarını açsın. Halisten girsin, işlerini görsün. Aynı zamanda bir şeylerini içsin. Sonra da bizim tasarımlarımızdan alıp gitsin. Buranın şöyle bir özelliği daha var. Biraz önce iki tane turist geldi. Sanırım Almanlılar. Gül sanki böyle evinde ağırlar gibi. Müthiş bir misafirperverliği var. Yani çay biter bitmez işte bir çay daha ister misiniz? Hemen şu küçük korkuyorum düşecek elimden kırılacak diye dünya çok pahalı. Neyse, yani Gül şöyle bir izlenim. Gül'ü sen benden daha çok tanıyorsun bu arada. Onu tanışan yarım saat oldu. bir izin ve aktaralım ya. Doğru söylüyorsun ama. Yani Gül'de öyle bir şey hissettim ki böyle sanki kendi eviymiş gibi. Bir de sweatshirt'ümü iki defa sandalyenin üzerine koydum. Titizlik hastalığı var. Estağfurullah. Şey yine burada yani bir defa. Müthiş simetri hastalığı var sanırım Gül'de. Obsesifim ben. Obsesifim yani. Düşünce. Şu anlamda. Karakter düşünce olarak. Karakter anlamında obsesifim. Kötü bir şey değil bence. Bu bir büyüme ve yaşam şekli. Bunun da bir derecelerini azaltıp çok fazla etrafıma rahatsızlık vermeden yaşamaya çalışıyorum bu. Ama çok özür dileyerekten bir düzen hastalığım var. Güzel, şu anda kendimi nasıl hissettin? Nasıl hissettin? Hani eskiden böyle misafirliğe giderdik ya. Hayır, misafirliğe giderdik. İşte biz orayı burayı kurcalardık. Annem böyle yapardı. Tamam mı? Şey yapardık. Aynı sen, mesela ben Gül'e şu anda misafirliğe geldim. Sen oğlumsun benim, böyle hınzırlık yapıyorsun. Yemin ediyorum abi, elmayı ısırırken böyle odunla vurasım geldi abi. Burada herkes istediği gibi rahat, kendini evinde hissetsin. Senin o düzen kontrolü içinde, evet. Nasıl insan kendini evinde gibi hisseder, o ayrı. Ben hissediyorsun ki ben çok rahatlıkla, bu olayı teneffüs ediyorsun dünden beri. Bağdım. Yani şey alıyorsun. Bir de sevgili arkadaşlar, Çukurcuma öyle bir yer ki hem yabancıların yoğun olarak geldiği bir yer hem de high society dediğimiz Türkiye'nin gerçekten kalbur üstü elit insanlarının geldiği bir sorun. Evet. Özellikle bu sokak Kayıkpaşa. Bu konuda hakikaten bizim high society veya kalbur üstü elit turistlerine özellikle bu tarihi eserlere veya antikalara baktığı çok özel bir sokak. Gül, şu da biraz önce işte yüksek sosyete falan filan turistler derken işte kahve, çay dedin 5 lira falan. Evet. Bugün gelir gider dengesinde ya da insanlara baktığımız zaman Türkiye sadece ya da İstanbul sadece Çukurcuma'dan, Cihangir'den, Nişantaşı'ndan Etiler'den oluşmuyor. Hayır, aslında. Ya da Boğaz'dan oluşmuyor. Çok enteresan bir halk kitlesi var. Şöyle, Çukurcuma'ya göre 5 lira kahve fiyatı, çay fiyatı gerçekten çok ucuz. Evet. Burada küçücük bir suyun 30 lira olduğu mekanlar var. Maalesef. Sakın aklınıza şey gelmesin, işte 5 liraya 4 çocuklu bir ailenin 6-7-8 ekmek parası diye düşünmeyin. Hayat bir şekilde devam ediyor. Biraz acımasız ama sonuçta konsept olarak buraya göre fiyatlar ucuz. Evet, öyle olmasına çok dikkat ettim. Çünkü buranın yerli halkı da... Siz de sakın yanlış anlamayın. Çok objektifiz. Buranın, buranın yerli halkı da buraya geliyor. Buranın yerli halkı çok enteresan. Buranın yerli halkıyla tanıştığımızda 70'li yıllara dönüyoruz. Evet. Çünkü o kadar eski aileler var ki... dedelerinden, atalarından kalan mesela bu bina 130 senelik bir bina. Ve buranın en üst komşusu, şu an çok yaşlı bir hanım. 130 bana yani. Müşteri olarak geliyor. Veya karşılığında bir İtalyan vakfı var, İtalyan lisesinin çok emekli olmuş eski rahibe Sörlen'i kalıyor. Onlar benim müşterim. Dolayısıyla ben herkesi gözeterek ona göre bir fiyat... Sana devamlı fiyat. Gelen popüler bir müşterim var mı? Bana gelen devamlı popüler şudur, sizin dışınızda yani. Siz şu anda popüler olarak başladınız ilk olarak. Ama zaten kafe artist de çok yeni. Dolayısıyla da hava olarak zaten benim kendime çok fazlasıyla yakın zincir popüler müdavimlerim var. Onlar inanamazsınız İzmir, Ankara, Bursa'dan geliyorlar yani.
Vallahi. Tabii. Ünlü bir tasarımcı bu arada Ama biraz o tasarımla ilgili. Tasarım için önümüzdeki hafta buranın dokusunu yine bitirdik. Şimdi önümüzdeki hafta o koleksiyonu buraya indireceğim. Pazartesi günü. Onun çekimini ayrı yapalım. Tamam. Onları da ayrı tanıyın. Gerçi benim web sitem böyle hava, sayfamda su var. Şu an resimleri. Tabii yaptım. Çok başarılı. Çok da güzel oldu. Bu arada burada onu ayrı çekersiniz. Daha güzel. Bu arada şu ayrıntıyı da lütfen göz ardı etmeyelim. Biz gittiğimiz gerek Tweet TV'den gerek bu yeni konseptimizden en ufak bir şey almıyoruz. Sadece işte çay, kahve nedir işte bugün zeytinyağlı yaprak dolma suyu sevgili Gül bize. Sadece bizi sevenler tarafından işte takip edildiğimize göre nerelere gittiğimizi bilsinler diye bu videolar için. Bir de gerçekten güzel mekanlar bunlar. Mesela ben hemen hemen her gün buranın önünden iki defa geçiyordum. Bir türlü girme, ya bugün girme nasip oldu daha doğrusu, girmek nasip oldu. Abi öldürdüm beni. Yok herhalde. Olurum olurum. Şey söyleyeceğim. Siz devam edin. Evet sevgili dostlar, önceki videolarında, önceki röportajlarında İstiklal Caddesi'nde bizim bulunduğumuz area, bizim bulunduğumuz mekan çevrelerinde gidebileceğimiz düzgün yerler yok dedik. Çünkü biz uzun yıllardır Beyoğlu'nda yaşıyoruz. Yeni yerler keşfetme arasındayız. Sessiz, sakin, güzel, nezih, ev, daha çok ev tarzı. Çünkü bizim İstiklal Caddesi çok hareketli. Onun için yeni yerler araştırıyoruz sürekli. Dün burayı tanıdık. Burası tarihi bir yer. Günün enerjisi çok yüksek. Çok sevimli, çok işte ev gibi, muhteşem bir yer burası. Ondan sonra birazdan belki göstereceğiz. Gül'ün burada fotoğrafları var. Dedesinin, anneannesinin, kendisinin çocuk. Dün buradan inanılmaz derecede etkilendim. Bu arada Nilüfer, Amansız ve Murat Amansız ve iki bebekleri var, diğer çocuklar var. Onları çok seviyorum. Çok eski arkadaşlar, 15 yıldan fazladır yani. Onlar tanıştırdı Gül'le bizi. Downtown Aksesuar. Onlar muhteşem bir çift, bir aile. Zaten o aileden de böyle bir insan çıkabilirdi. Zaten başka bir şey çıkmazdı. Teşekkür ederim. Yani pozitif enerjiler. Onlar da ben çok seviyorum. Yani çünkü. Zengin çocuklarım demek istiyorsun. Çok tabii. Biz zengin çocuklarız. Biz neyiz? Biz zenginleri tercih ederiz her zaman. Zengin olsun. Çok zengin olsun. Ben Trabzon'un bir sürmenin yeni ay köylüsüyüm. Ne olacak şimdi? Adam ol gerisi hikaye be. Hah bunu de. Ha. Zengin fakir gözetmek için. Bizi tanıyanlar zaten bilir. Zengin fakir bizim için önemli değil. Önemli olan yüreğim. Niye kızar? İnsancıl gönül önemli bizim için. Gerisi tabii ki şey yapmaz. Gül, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şu. İyi ki tanıştım sizinle. Sizi tanıdım. Çok şanslı.